Sevgili dostlar, merhabalar. Evet, bugün bir soru cevaplayacağım. Sayın hocam, çekim yasası konusunda ne düşünüyorsunuz diye sordular. Tabii bu bahsedilen çekim yasası yer çekimi değil tabii ki. O fizikçilerin alanı. Yani işte bu ya düşüncelerimizin dünyayı etkilemesi, acaba düşündüğümüz şeyler bize bir takım olayları, insanları çekiyor olabilir mi? Bunun aslı astarı nedir? Hocam fikriniz nedir diye sordular. Ben de cevaplamaya çalışacağım. Şimdi birinci olarak bizler dünya dediğimiz alemin her şeyini biliyor değiliz. Yani biz beynimizin bile şu anda çok az bir kısmını algılayabiliyoruz. Bilinçaltı konusundaki bilgilerimiz çok az. Fizik bugün özellikle kuantum fiziği görünen alemin dışında yani atom altı boyutta çok farklı mekanizmaların olduğunu, atom altı boyutta, kuantum boyutunda düşünceye, düşüncenin etki edebileceğini bu konu ciddi teoriler öne sürerek ortaya koydu. Önce bunu bir kenara koyuyorum. İki, kişisel olarak evet, düşüncelerimizin, ruhsal durumumuzun hem dünyaya bakışımızı, algılamamızı hem de dünyadaki bir takım olayları etkiliyor olabileceğine ben de inanıyorum. Yani olumlu düşünen, pozitif düşünen, olaylara olumlu bakan, rahat bakan, esprili bakan insanların daha olumlu şartlar altında, daha olumlu şeyleri kendilerine çekecekleri ya da öyle yerlere çekileceklerini, olumsuz bakan, negatif bakan, düşmanlık üreten, fitne üreten insanların da bu dünyada negatif bir yaşam süreceklerine inanıyorum. Aynı şekilde işte doğanın da bir etki mekanizması olduğunu, dua eden, içinden gelerek dua, güzel şeyler için dua eden, isteyen insanların da o hayırlısıysa kendisi için o imkanları kendisine verileceğine inanıyorum. Bakın dikkat ederseniz bütün bunlar şu anda hep metafizik alanda benim kişisel şahsi inançlarım. Bilimsel olarak kuantum fiziği geliştikçe bizim düşüncelerimizin ne kadar etkili olduğunu, bizim dünya dediğimiz şeyin, dış dünya dediğimiz şeyin ne olduğunu daha iyi anladıkça bu konularda tabii ki daha mantıklı, daha somut şeyler söyleyebileceğiz. O yüzden benim tavrım şudur. Yani bilimin söylediği şeylere evet kabul etmek, bilimin şu anda tam emin olmadığı şeylerde de en iyisini düşünmek. Yani evet, eğer benim güzel düşüncelerim, güzel isteklerim, güzel taleplerim, güzel dualarım etkiliyorsa ne kadar güzel. O zaman ben bunun en iyisini kullanmaya çalışırım. En iyisini yapmaya çalışırım. Şimdi bakışım bu. Ancak bu ne yazık ki bir sektör halinde insanların beynini yıkamak ve onların paralarını almak ve onları kullanmak amacıyla da ne yazık ki kullanıldı. Özellikle 20. yüzyılın başlarında, yani 1800'lerin sonu 1900'lerin başında teofazi denilen böyle bir takım akımlar, işte düşün zengin ol, işte düşün şöyle olsun, düşün kuvvetli ol, işte insanların manyetik güçlerini etkile gibisinden kitaplarla o dönemin insanlarına bayağı bir propaganda yapıldı. Bu çok ciddi sayıda kitaplar satıldı. Bunlar ne kadar bilimseldi, ne kadar değildi tartışılır. Sonra bu furya bir ortadan kalktı. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın o müthiş yıkımı bu furyayı ortadan kaldırdı. Çünkü Birinci ve İkinci Dünya Savaşları artık hani insanları daha bir maddeci, daha bir materyalist düşünmeye zorladı. Sonra 60'lı ve 70'li yıllarda özellikle Doğu dinlerinin, işte Budizm gibi dinlerin batıya gelmesiyle, o dönemki hippi akımlarının ağırlık kazanmasıyla gene benzer şeyler ortaya kondu. Sonra gene 80'lerde bir bu düşüncelerde bir zayıflama oldu. 90'ların sonu 2000'lerin başında özellikle Secret denen kitabın piyasaya çıkması ve çok ciddi satış rakamlarına ulaşmasıyla, ki bu kitap çok akılcı hazırlanmış bir kitaptır. Rhonda Byrne denen arkadaş bunu yazan, iyi bir televizyoncu olduğu için kamuoyunu iyi etkilemesini bilmiştir. Bugün geldik, yani zaten Secret yapmak, işte Secret efendim, çekim gücü falan artık
bir deyim haline geldi. Şimdi buradaki problem şudur. Eğer siz derseniz ki sizin dünyada gördüğünüz olaylar sizin zihninizdeki olaylardır. Siz işte kendiniz bundan sorumlusunuz derseniz o zaman kötülük ve kötü insanlar yani kötülük üreten insanların üzerindeki sorumluluğu ortadan kaldırıyorsunuz. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda soykırımdan geçirilen milyonlarca insan, Bosna Savaşı'nda soykırımdan geçirilen, tecavüze uğrayan milyonlarca insan, Orta Doğu'daki savaşlarda, Suriye'de, Irak'ta ölen milyonlarca insan, boğazı kesilerek infaz edilen, teröristlere kurban giden on binlerce insan. Bunlara dönüp, işte sizin bu başınıza gelenler, sizin kendi hatanız, siz kötü düşündüğünüz için, böyle kötü fikirler ortaya koyduğunuz için bu dünyayı siz yarattınız demek, açık konuşayım, problemlidir. Yani bu problemlidir. İki, bu megaloman tiplerin, üçkağıtçıların, dolandırıcıların insanları kullanmasına zemin hazırlar. Yani bir takım tipler sizi işte bu kitaplarla alırlar, sonra size her türlü baskıyı yapmaya başlarlar. Sizin paranızı, malınıza, namusunuza erizotırlar. Siz karşı çıkmak istediğiniz zaman derler ki bunu sen yaratıyorsun. Yani bu bir negatiflik değil aslında. Bu senin ürünün. Ben şu an sana kötü bir şey yapıyor gözüküyorsan bu beyninin içinde. İşte böyle direndiğin için, sen burada güzellikleri görmediğin için bunlar başına geliyor. Yani mesela tecavüz eder, der ki ben seni çok seviyorum. Sen benim sevgime karşılık vermiyorsun. Direniyorsun bana. Bak bundan vazgeç. Sen bunları yaptığın için hayatın her şeyi kötü gidiyor. Ya da senin bir ton paranı alır. Dolandırır seni. Ve sana der ki yani ben senden bu parayı sen istediğin için alıyorum. Yani sen ürettin bu olayı. Sana lazım bana para vermen. Yani bunun sonu ciddi anlamda kötü niyetli bir takım gruplara, oluşumlara zemin hazırlar arkadaşım. O yüzden bu tip meselelerde lütfen aklımızı devreden çıkarmayalım. Bak gene dengeyi koyuyorum. Bizim zihnimizin, beynimizin dünyada ki olaylara, durumlara belli bir oranda etki edebilme ihtimali vardır. Yani pozitif düşüncelerin, olumlu düşüncelerin daha olumlu ortamlar üretebileceği, bizim olumlu şeyleri daha kolay fark edebileceğimiz, psikolojik olarak daha dengeli olabileceğimiz mümkündür. Negatif, kötü, kötümser, pesimist düşünceler, başkana zarar verme, başkalarına kötülük yapmanın da kötü bir hayat size üreteceği mümkündür. Dinler bunu zaten söylüyor binlerce, on binlerce yıldır. Yani hayırlı gören, güzel işler üreten güzel bir dünya hayatı yaşar, ahirette de cennete gider. Kötülük yapan, kötülük üreten kötü bir dünya hayatı yaşar ve ahirette de negatif bir ortam, yani cehennemden ortama gider. Bu zaten yani yeni bir şey değil. Buradaki problem sizde iyilik ve kötülük kavramı arasındaki o çizgiyi ortadan kaldırmak. Arkadaşım, iyilik vardır, kötülük vardır. İyi insanlar vardır, kötü insanlar vardır. İyilik üreten, iyi şeyler ortaya koyan insanlar vardır. Kötülük üreten, kötü şeyler ortaya koyan insanlar vardır. Zararlı, zarar üreten insanlar vardır. Yararlı, yarar üreten insanlar vardır. Buradaki farkı işte bir fizik kullanarak, kuantum kullanarak, işte sıkıntı, çekim gücü falan diyerek ortadan kaldırmak gerçekten işte cehennemin kapılarını dünyada açmak demektir. Çünkü o zaman kötüyle mücadele etmek, kötülükleri ortaya koymanın, kötüyle mücadele etmenin, nefsimizle mücadele etmenin, iyi işler ortaya koymanın bir anlamı kalmaz. Çünkü o zaman bir hırsız der ki, ben hırsızlık yapmadım. Yani bu benim çaldığım şeylere o insanlar kendileri ürettiler, beni çektiler yani. Demek bu malların onların elinde kalmaması gerekiyormuş. Birisini öldüren, zarar veren, döven bir kişi diyebilir ki sen ürettin. Yani demek bu kötü bir insanmış, kötülük üretmiş, negatif düşünceleri ortaya koymuş. Ben ortaya çıktım. Bakın Cengiz Han, bir hikaye anlatılır, doğru mudur bilemem. Cengiz Han bir yere gittiği zaman
oranın halkını kılıçtan geçiriyor yani. Biliyorsunuz yani. Çok yani ciddi anlamda kılıçtan geçirdiği şehirler var. Mesela bir şehre geldiği zaman sorarmış. Dermiş ki benim sizin başınıza bela olmam, sizin yenilmeniz, benim elime düşmeniz Allah'tan mıdır, benden midir? Şimdi Allah'tandır diyen ne dermiş ki? Madem öyle dermiş, o zaman kabul et. Madem Allah'tandır bu başına gelen, o zaman kabul et dermiş. Verilmiş kılıcı. Ha derse ki sendendir, o dermiş sen beni suçluyorsun, sen bana cani diyorsun öyle mi? Verilmiş kılıcı. Fakat şehrin bir tanesindeki bir alim demiş ki ne Allah'tandır demiş, ne de sendendir demiş. Bizdendir demiş. Bizim yaptığımız hatalar yüzünden sen bizim başımıza geldin. Oo demiş, o zaman ben seni ödüllendiriyorum. Bak şimdi bu hikayede ne var? Bir taraftan doğru mudur? Doğrudur. Yani bizim yaptığımız bir takım kötülükler, bizim yaptığımız bir takım yoldan çıkmalar, problemler bela çekebilir. Buna ben de inanıyorum. Tamam. Ama şimdi şimdi dikkat et. Cengiz Han'ın onu orada ödüllendirmesi, yani sorumluluğu bak, yani ne ona veriyor, ne Allah'a veriyor, kendilerine veriyor. Biz suçluyuz diyor. Yani baskı altına alınanın, şiddet altına alınanın kendisini suçlu görmesi. İşte bu tam bir Stockholm sendromudur. Tam bir gaslighting'dir. Yani baskı yaptığınız insanın kendini suçlaması. En güzel formüldür. Bak burada bu da vardır. O yüzden lütfen dengeyi koruyalım. Yani toparlıyorum. Kötü hareketler, negatif düşünceler, evet bir şekilde hayatımıza etki edebilir. Evet bizim başımıza bir takım problemli durumları getirebilir. Yani sisteme sen ne verirsen onu geri alabilirsin. Burası tamam. Ancak her kötü olayda, her zulümde, her problemde bundan kaynaklanmaz. İşte deprem gibi düşünün. Deprem gerçek değil mi? Fay hatları oynuyor. Bilimsel bir gerçek mi? Gerçek. Deprem bölgelerinde, fay hatlarının yoğun olduğu bölgelerde sürekli depremlerin olacağı gerçek mi? Gerçek. Fay hatların aktif olduğu 6, 7, 8, 9 şiddetinde deprem üretebilir bir fay hattının olduğu yerde bu tip depremlerin olabileceği gerçek mi? Bilimsel mi? Gerçek. Şimdi sen böyle bir yerde, böyle bir tehlikeli olan bir ülkede, bir şehirde, fay hattının üzerine kurulmuş bir şehirde eğer ki müteahhit olarak çimentodan çalarsan, betondan çalarsan, demirden çalarsan daha çok para kazanmak için insanlara çürük evleri güzel süsleyip, boyayıp satarsan, kakalarsan o ev depremde yıkıldığı zaman bunun sorumlusu kim? Sensin. O müteahhittir. Bu bir. Bunun sorumlusu kim? Oy uğruna o müteahhitlerin işte parti teşkilatlarındaki güçleri uğruna onlar daha çok işte efendim zenginleşsinler, bize de para versinler uğruna bunları aman düşman etmeyelim kendimizi uğruna aman konut fiyatları yükselmesin halk sonra bize kızar uğruna bunları denetlemeyen, bunlara imar izni veren, oturma izni veren belediye o da suçludur efendim. İki, bu evi alırken evi iyi incelemeyen, sağlam mı değil mi bakmayan, parasına bakan, süsüne bakan, ya ben bu eve giriyorum ama bu eve bir depremin başıma yıkılır mı? Çoluğumun çocuğumun başına yıkılır mı diyen, sigortasını yapmayan kişi de suçlu mudur? Suçludur. Burada bu dengeyi bir kuralım. Ha ondan sonra diyelim ki, yani evet bir takım problemli durumlar bela getirir mi, getirmez mi? O ayrı bir konudur. Yani o ayrı bir meseledir. Biz önce bizim rasyonel olarak, akılcı olarak biz yapmamız gerekeni yapacağız. Güzel işler ortaya koyacağız. Bir kötülük, bir zulüm, bir hata gördüğümüz zaman elimizden geldiğince onunla mücadele edeceğiz. Ortadan kaldırmaya çalışacağız. Ha ondan sonra bir takım meseleler üzerine kafa yorabiliriz. Yani bu pozitif olaylar, negatif olaylar, kuantumdur, fiziktir, secret'tir, işte çekim yasasıdır. Hobi olarak ilgilen. Ha elinden geldiğince iyilik üretmeye çalış, güzel düşünmeye çalış, güzel işler üretmeye çalış. İnsanlarda negatiflik, kötülük üretme. Onlarda şiddet üretme. Sen elinden geleni o alanda yap. Ne olur ne olmaz. Ama aklını
devreden çıkarma. Çünkü aklını devreden çıkarttığın anda secret deyip, çekim yasası deyip, efendim tasavvuf deyip, bak tasavvuf yani gerçek tasavvuf demiyorum ama tasavvuf böyledir deyip senin tepene binip senin etinden, sütünden, namusundan, hayatından faydalanacak dolandırıcıların olduğunu da bil. Çünkü böyle işler en kolay, en güzel dolandırıcı işlerdir. Yani sana der ki hiçbir şey yapman gerek yok. Böyle düşün, işte resimler yapıştır, işte böyle oh zengin olacağım de, üretmeden, çalışmadan, çabalamadan, riske girmeden zengin olabilirsin. Ne âlâ. İşte düşün, böyle hayaller kur, en güzel işte eş bulursun, hayatın mükemmel olur. İşte efendim başkan olursun, kral olursun, imparator olursun. Yeter ki güzel düşün. Yani ne güzel. Bak hiç çaba yok, çabalama yok, uğraşma yok. Ne güzel. Yani şimdi şeye benziyor. Ben çok satan bir yazar olayım. Efendim çok müthiş bir şey olayım. Efendim YouTube kanalım olsun, milyonlar beni takip etsin. Nasıl işte düşüneyim. Yok ya. Çaba harcamadan, böyle uğraşmadan bir şey oluyor mu? Olmuyor. O yüzden dostum, bunlar açık kapılardır. Bunlar güzel gelir kulağa. Hele bir de üstüne de adam sana vurur, kırar. O da senin suçundur. Orada da bir şey yapma gerek yok. Bir haksızlık, adaletsizlik gördüğün zaman ona da bir şey demene gerek yok. Niye? Zaten öyle olması gerekiyor. İşte bak öyle çekmiş insanı kendilerine. Tamam, ne kadar güzel dünya. İşte bu işte dolandırıcıların en güzel kullandığı yöntemdir. O yüzden dostum böyle meselelerde dikkat et. İncele, araştır, elinden geldiği güzel davran, pozitif davran, olumlu düşün. Ama akli olarak gerekeni yap. Ve bu tip şeylerde de dolandırıcılığın çok fazla olacağını, böyle şeylerin dolandırıcılıkla müthiş kullanıldığını bil. Evet. Evet. Evet, bir de şimdi videoyu bitirmeden bir iki kitap göstereyim size. Bu kitap çok satmış Türkiye'de. Yani bayağı baskı yapmış. Yani 69 baskı yapmış. Gözüküyor mu? Uzun hikayedir. Hikaye kitabı. Mustafa Kutlu'nun. Bak kapağında da böyle ünlüler var. Ben merak ederim. Böyle şeyler niye çok satar? Halk niye ilgi duyuyor diye. Algıyı anlamak için alırım, okurum. Güzel hikaye. Türk dizisi tadında. Hemen 2 dakikada okunacak şekilde yazılmış. Yani hoş zaman geçirtiyor. Bir takım Türkiye'de bitmemiş haksızlıkların, bir takım hukuksuzlukların insanlara nasıl etki ettiğini güzel gösteriyor. Çerezlik, güzel bir kitap. Hoş zaman geçirtir. Türk dizisi modunda ama güzel yani. Okuması da kolay. Böyle göstereyim. Okuduk, bitirdik. Bu da çok satmış. Yani 29 baskı yapmış. Üsküdar'da bir attar dükkanı diye. Değişik bir kitap bu da. Attar biliyorsunuz. Hani aktar bizim bugün dediğimiz aslında attardır o. Hani esansların, baharatların satıldığı yer. İşte 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda bir attar dükkanında Üsküdar'da işte oradaki şahsiyetler, oradaki güzel sohbetleri anlatan, eski Türkiye'nin güzelliklerini bize hatırlatan bir kitap. Yani komşusuna bir araba odun götürüp parasını almayan ihtiyacı vardır diye. Ya da karabiber satarken işte 250 gram, 100 gram karabiber isteyene ben sana 50 gram satayım, onun kokusu gider, sonra bir daha alırsın diyebilen işte tüccarların olduğu güzel dönemleri anlatan bir kitap. Hoş da yazılmış. Bir ufak eleştirim. Yani çok fazla kerametlerden falan bahsediyor. Yani ben din konusunda hep orta yolcuyum. Keramet olabilir. Allah'ın işidir. Tamamdır. Çok da materyalist de değilim. Hani ortadan gitmeye çalışırım. Biraz o konuda biraz şiraze kaçmış gibi. Hani fazla, çok fazla kerametlerden bahsediyor. Ama bir zararı yok, bir negatiflik yok. Yani hoş bir kitap. Bu da böyle okuduk. Bilginiz olsun. Okuduklarımız var. Bir de yazdık. Bu da kendi kitabımız. Yani bir alıp okumanızda bunda fayda var. Yani iyi yazdık diye düşünüyorum. Bakalım. Her yerde var. Kitap yurdunda var. Diyanar'da var. İşte internette ismi yazınca çıkar. Evet. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güzel düşünün. Güzel görün. Hoş düşünün. İyilikler üretin. Güzellikler üretin. Dünya güzel olacaktır inşallah. Ama bu sizin hiçbir zaman romantizme de kaçmayın. Haksızlıklar, hukuksuzluklar, zulümler, kötülüklerinde farkında olun. Aşırı romantikliğe de, aşırı polyanacılığa da gerek yoktur. Her zaman söylüyorum. İnsan dengelidir. Denge içinde olması lazımdır. Ne çok fazla bu taraf, ne çok fazla o taraf.
dengeli olun diyerek bu videoyu da sonlandırıyorum. İzmir'den sevgilerim ve de saygılarımla hoşça kalın.